Güzel Kırım programmasının devamında Musafır Vakti adlı köşemizge de vakit geldi. Men fırsatını faydalanıp bugün stüdyamızga kene Türkiye'de yaşagan muvaffakiyetli vatandaşlarımızdan biri olgan Enver Bey Aydoğan'ı davet ettim. Hoş geldiniz, bizim stüdyamızga sefalar getirdiniz. Hoş buldunuz Hediye Hanım. Biz de vatandaşlarımızga merhaba diyelim. Biz de onların adından sizlerge merhaba aytamız. Ve şunu sizni tanıtırmağa aşıqam. Enver Bey Aydoğan, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin teftiş kurulu başkanı ve Kırım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Ve bunun yanında elbette sizin o zinatınız var. Siz profesör doktorsunuz, Gazi Üniversitesi'nde çalışasınız. Ve bunun yan bağlı da tafsilatlı malumatlarını emin olunuz bizim seyircilerimiz, subyektimiz boyunca öğrenecekler. Birinciden sizge nasılsınız deyip soramağa isteyim. Bizim stüdyamızga mına sıcacık çayımızını içip subyektke davet etkenim üçün pek baktlım. Kelgeniniz üçün, kabul etkeniniz üçün çok sağ olunuz Aytan. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programda seninle beraber vatandaşlarımıza ulaşmak fırsatı olduğu için aynı zamanda mutluyum. Bizler de onlar gibi tabii Kırımlı cüreğimizde hissedemiz. Hart babalarımız Kırım'dan Kelgensoy oradaki yaşayan yerler bizlere hep aytkanda hep özümüz bir gün o yerge düşsek, o yerden korsak deyip düşüngen edik, özlegen edik. Kısmet oldu o yerlerge kettik, oradaki vatandaşlarımıza da görüştük. Bizim Hart babaylarımızın yaşadığı Halecik Kaya ile Bahçesaray birbirine ne güzel okşay. Onu gördük o yerde. Doğru seçim yasadıklarını burada gördük. Aynı zamanda çok bahtiyar olduk. Biz de siz bu tür malumatlarını bu kadar kıymet bergeniniz için biz de öz tarafımızdan bahtlı olamız Enver Bey. Şimdi men az evvel seyircilerimizge sizlerini tanıtırmağa çalıştım. Lakin mümkün olsa sizden de yardım isteyim. Sizin hayat boyunca emek ve kuç bergeniniz, işleriniz vardır. Onlar hakkında, faaliyetleriniz, işleriniz hakkında bizlerge biraz çok malumat verseniz pek bahtlı olurum. Öncelikle ben kendi babay ve anaylarımdan bahsetmek isteyeyim. Ben Kırım'dan Türkiye'ye 1777'de gelgenler. Benim tuğgan yerim Çorum ile Sungurlu ilçesi. Ankara'ya pek yakın bir yer. Ama asıl kart dedilerimiz tuğgan yeri de Kalecik Kaya. O yerde tuğgan soy tabi iş güç tapmağa, çalışmağa Sungurlu'ya gelgenler. Ben de o yerde tuğganım. Lisede eğitimimi tamamladıktan sonra Ankara'ya düştük. Ankara'da da şu anda sizin de programının başında laf ettiğiniz gibi Kazi Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme bölümünde okugan edim ve 1993. senesinde bu yerini bitirdim. Arkasından tabii o yerde çalışmaya başladım. İşletme alanı özellikle bizim yönetim ve organizasyon dediğimiz bir programada çalışma fırsatı verdi bana. Ben özüm insanlarla, insanların özellikle bir kurumsal yapıda, bir toplumda nasıl davranalar, nasıl çalışma hayatı içerisinde bulunalar, ona yönelik olarak daha çok çalışmalar ortaya koydum. Onların nasıl motivasyonunu artaramız, nasıl onları daha fazla mutlu etmek için çalışamız, onları nasıl yolbaşçılık yasayımız, onlarla ilgili çalışmalar benim kendi çalışma alanım içerisinde buldu. Ve tabii ki önce doktoramızı bitirdik. Arkasından Türkiye'de bu mesleği yasayanlar bilirler. Doçentlik yasadık. Bir 7 yıl oldu. 7 yıldır da Gazi Üniversitesi'nde profesör olarak çalışamam. Sizin emekleriniz hepimiz için pek faydalı, onu aytayım. Hatta biz de sizin yazganlarınızga daha çok dikkat ayırsak, hayat boyunca bekim sizin gibi muvaffakiyetli oluruz deyip ümit etem. Hatta bizim seyircilerimizge de tefsiye etem. Enver aga, buna bu kadar çok işleriniz var. Siz onun da bir parçasını anlattınız. Men bilem, özcesini. Lakin bu işlerin içinde hem de Kırım davasına bizim milli hareketimizge de vakit tapasınız.
Менің бөлі бір суалым бар. Сіз насыл мақсаднен бұтыр фалиетлерге кірыштыңыз? Ве әлбет, не замандан берлі бұл ішінен оғырашасыңыз? Evet. Hediye Hanım bilirsiniz özellikle Kırım'dan gelgenler Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kol tuttular. İsmail Gıspıralı bunlardan bir tanesi idi. Numan Çelebi Cihan bunlardan bir tanesi idi. İstanbul'da eğitim alganlar. Yine bir Kırım Türküdür. Yusuf Akşura Türkiye'de Atatürk'ün de en çok etkilendiği yazarlardan bir tanesi idi. Yine Zeki Velidi Toganbar gene Sadri Mahsud Arsal var. Bunlar bizim Türkiye'de bulunan Kırım Tatarlarının hep model olgan idi. Yolbaşçısı olarak bizlerge hep namzet olan kişiler idi. Biz de Türkiye'de tabii ki hem çalışma hayatında bulunur eken diğer yerden de milli davamızı da onlardan öğrendik. Hem bir Kırım Tatar olarak Kırım'a olan sevgamız hem de bir Türk olarak Türklük bilincimizi hep onlardan öğrendik. Dolayısıyla hayatımızda bizim hep annemizde, babamızda ve çevremizdeki insanlar bir gün Kırım'a nasıl dönülür, bir gün Türk dünyası yeniden büyük böyle bir aile olur. Hep onları konuştuk. Tabii üniversitede gelgen soy 1990'larda bu yerde de milli hareket içerisinde insanlarla tanışma ve onlarla çalışma fırsatı bulduk. Hem Kırım'ın sevdasıyla hem Türk dünyasının bilesiniz Rusya'dan bağımsızlığını kazandığı yıllar idi o yıllar. Türkiye'de okumağa gelgen hem Azerbaycan Türkleriyle hem Kazakistan Türkleriyle hem Özbekistan Türkleriyle hem Kırgızistan Türkleriyle yol tuttuk. Bizden de bilesin 1944'te sürgünde vatandaşlarımızın Özbekistan'a kop kaytığını bilemiz. Bu yerge tekrar kelgenlerinde Türkiye'ye biz onlarla hem has olduk, onlarla netice itibariyle arkadaşlık kurduk. Ve milli hareketin içerisinde de Kırım davasını hep onlarla beraber de burada çalışma fırsatı bulduk. Bu yerde hem Kırım Derneği Genel Merkezi'nde çalışma fırsatımız oldu. Hem Kırım Vakfı ile beraber çalışma fırsatımız oldu. Ve 2014. senedeki işgalden sonrasında da tabii özellikle Kırım dışında kalan, özellikle Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızla birlikte çalışma fırsatı bulmak amacıyla kurduğumuz Kestav Derneği'nde çalışma fırsatımız oldu. Biz Kırım Tatarlı olarak çalışma çok süyemiz. Tembellik yasamayımız. O yüzden de hem Kunduz'umuzda hem Keçe'mizde hep Kırımlı, hep Kırım'da yaşayan soydaşlarımızı düşünemiz ve bu sevda bize çok enerji bere. O yüzden de kopbakıt var mı? Kopbakıt değil, her zaman bakıt var Kırım'a ve Kırım'daki vatandaşlarımızga. Enver Bey, biz ise sizin faaliyetlerinizge kıymet kesip, öz jesimizge gururlanamız. Şimdi siz bilmeyin, belkim bir baba ya da bir oca olarak bilmeyin, onu siz belkim daha güzel anlatırsınız. Kırım'ın geleceğine yani ya da Türk dünyasının geleceğine yaş insanlara, genç insanlara erdaim kol tutmağa tırışasınız. Siz ne için bunu özellikle gençlerimizge bu kadar kol tutmağa tırışasınız? Bu mevzuda da sizden bir söz eşitmek isteyim. Biraz önce laf etkende özellikle İsmail Bey Gaspıralı'ndan bahsettim bilesin. Onun bir sözü var. Vatanınıza hizmet etmek için yasadığınız işle başlayın de hep Ayta. Onun dışında dilde ve fikirde işte birlik olarak Ayta. Bir taraftan Kırım'da, bir taraftan Kazan'da, bir taraftan Taşkent'te, bir taraftan Ankara'da biz birbirimizi anlayacağımız, birbirimizle işbirliği yaşayacağımız ve kocaman bir Türk dünyasını birlikte kotereceğimiz. Bu düşünce Atatürk'ün de çok sevdası olgan ve şöyle bir laf ete bir gün Ankara'da basılgan bir gazetenin Taşkent'te dokunmasını isteyemen, Urumçi'de yani Doğu Türkistan'da dokunmasını çok isteyemen. Çünkü biz büyük bir ailemiz. Bu yüzden de gençler bizim sevdamız. Bunu Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımız kop iyi bile bilesin Atatürk'ün 19 Mayıs'ta ilgili olarak bir bayramı vardır. Hem milli egemenliğimizi kutlarımız Türkiye'de hem de bu bayramı gençlerge emanet edemiz. Çünkü bizim umudumuz gençlerdedir ama bugünün gençleri bilemiz ki yarının balabanları, yarının kart akayları, ah saçları bolacak, kendi hizmetlerini yasadıkları yerlerde kop söz sahibi olacaklar. O yüzden gençlik
çok çalışmak gerektirir. Gençlik çok umut var olmak gerektirir. Gençlik hiç yorulmamak gerektirir. Bu yüzden de biz gençleri böyle bir milli dava içerisinde hep geleceği birlikte yürüyeceğimiz kişiler olarak Koremiz, onlara kop ama kop değer veremiz. Emdi siz maksus Kırım Tatar gençlerimizin talebelerini destekleysiniz. Bugünge kadar atta okukat humaga yardımcı olganınız, onlara kol tutkanınız, talebelerinin bağlı proyektleriniz de var. O proyektlerden bizge anlatabilirsiniz mi? Tabii. Biz öncelikle Kum Kırım'dan Türkiye'ye gelse, onlara her zaman Türkiye'nin kol tutkan bir kişi olarak kendimizi, bir hizmet eden kişi olarak görmek istediğimiz. O yüzden kum eğitim alsa, kum kendisini bu yerde çalışıp geliştirmek istiyse, bunun bilemiz ki vatanına, Kırım'a hizmet olarak yaşayacak. Bu yerge kelgende hem üniversitede okumak isteyenler, hem bir barınma ihtiyacı olgan isteyler, hem bir sağlıkla ilgili olan ihtiyaçları olgan isteyleri biz her zaman burada destekliyimiz. Onlara hangi konularda eğitim almak istiyorlarsa yol gösteremiz. Tabii ki alanında uzman olan profesörlerle onları tanıştıramız. Onlarla çalışmalarına bir fırsat veremiz. Bu yerde bursiyer bularak onlara destek oluyumuz. Ve Türkiye'deki eğitimleri süresi içerisinde bu yerde yaşayan Kırımların kendilerinin her zaman yanında olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Мен бір талебе оларақ, Түркеде оқыған бір өренже оларақ, бұ тәжібені яшадым, достылар. Әр вақыт ем Қырым дәрнегінден, Қырым келіші вақфындан, шақсын сізің тарапыңыздан да тевселеріңіз мана әр вақыт файдалы олды. Емен олыңыз ке, о тевселеріні істемеге да кележем сіздің яныңызға. Иншалла, әр заман сіздері бекліміз. Сөйлерім пек чоқ. Onu biliniz, sahşi olarak mutlaka sizin hep musafırınız olmak isterim Enver Bey. İnşallah. Şimdi siz İsmail Gaspıralı'nın meşhur sözlerini de hatırlattınız. Yani biz vatanımızga gerçekten de faydalı olmak istesek, özümüzden başlamak gerekmiz. Biz bilgen işimizni en güzel şekilde yapmak gerekmiz. Men de şöyle düşünem, siz bugün o sahanızda bir Kırım Tatarı olarak elinizden gelgenini gerçekten de yapasınız. Ve hatta bilgilerinizni bizlerle başka insanlarla paylaşmağa tırışasınız. Buna bir örnek olarak sizi en son çıkanınız bir kitap oldu. Adı Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar. Men sizni hayırlayım. Bu ay içinde çıkan bir kitap galiba, doğru mu? Bir hafta oldu Edyan. Hatta bir hafta. Bir hafta oldu, canı. Onun için men sizni can yürekten hayırlayım ve hatta seyircilerimizge de hatırlatam. Bu ilk kitabınız değil. Bu 7. ya da 8. kitabınız oldu. Ve bunun da devamı olacak, İnşallah. Öyle mi? Lakin buna bu tür zenatınızda siz çok uzun insanlara öz bilgilerinizi paylaşmaya çalışasınız. Lakin bizlerge gençlerge mesela hep muvaffakiyetli olmak için nasıl tavsiyeleriniz olur? Öncelikle kendi milletlerini çok süysünler. Çünkü kendilerinin milletini süyen, kendilerine değer verenler kendilerini geleceğe taşımak için kop çaba sarf ederler. Kendilerini çok güçlü, çok enerjik hissederler. Onun dışında kendi istidatlarını çok bilsinler. Hangi istidatları var ve bu istidatlarıyla beraber çalışmak istiyorlar, onu netice itibariyle mutlaka düşünsünler istiyemen. Ben balalıktan beri hep okumayı istiyemen idi. İnsanlarla hep dostluk kurarak, onlarla iyi iletişim kurarak, onlarla birlikte kol tutarak, yani bir nevi kurultaylar yasayarak, teşkilatlar içerisinde bulunarak hep çalışkan idim. Ve öyle bir üniversitede okudum ve o üniversite içerisinde de öyle bir meslekini seçtim. Burada sizin de bahsettiğiniz konu aslında insanların birbirleriyle iş yapabilmesi açısından hangi bazı özelliklere sahip olmalarını anlatır. Birlikte iş yapma kültürü içerisinde insan davranışını açıklamaya netice itibariyle yönelik olarak çalışmaları ortaya koyar. Ve biz bilemiz ki özellikle seve seve iş yaptırmak bir sanattır ve yönetim bunun adıdır. Kumsaki zorla iş yasatamazsınız. İşte milli hareket içerisinde bulunan
bizim gibi insanların birçoğu da hem milli hareketke kol tutarken bunu süyerek yapa, hem de kendi çalışma hayatında bulunurken bunları süyerek yapa. Bizim gençler de öncelikle hangi süydükleri meslek olacak onu çok iyi bilmeleri ve ona göre de tavsiye almaları, ona göre de önemli olan Türkiye'deki veya diğer dünyadaki Kırım Tatarlarından veya başka bilim insanlarından tavsiye almaları. Biz de burada tüm gençlerimiz hep bunu tavsiye ederiz. Sizin tavsiyelerinizge em men em bizni izlegen butun gençlerge kıymet kesmege teklif etem. Çünkü bu insan gerçekten de yönetmenlik mevzusunda bilgili insan. Men sizlerge bunu özümden bir tavsiye olarak aytmaga isteyim. Lakin bu kitaplarının kitlesi çoğusu araştırma görevlileri mi, yoksa menim kibi adi insanlar mı? Onu merak etem. Hediye Hanım, bizim yazdığımız kitaplar aslında tüm herkesin anlayacağı türden kitaplar. İster küçük bir dükkanda kendisi çalışa, isterse balaban bir şirkette, bir company'de çalışa, herkes bu yerde bu kitaplardan özüne fayda sağlayacak bilgiler bula. Bu pek mühim. O yüzden biz herkesin anlayacağı, herkesin istifade edeceği tarzda bazı bilgiler yasaymış. O yüzden hem talebelerimiz okuyor üniversitede, hem doktora yasay talebelerimiz okuyor, hem de iş dünyasının içerisinde bulunan insanlar buradan istifade ede. Dolayısıyla biz böyle bir eser verirken tüm okuyucuları bu kitaplardan faydalansın isteyerek hazırlayımız. İnşallah sizin bütün bu işleriniz istediğiniz gibi semerli olur Enver Bey. İnşallah. Enver Bey, hem de mümkün olsa daha bir sualim olacak sizge. Çünkü eminim siz bu mevzuda bilgilisiniz. Şimdi bizim camiamızın tarafından, yani derneklerimizin, vakıflarımızın tarafından Cumhurbaşkanlığına böyle bir müracaat edildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne keliniz İsmail Gasparalı Sosyal Bilimler Üniversitesi adını bereyik. Bu elbette pek güzel bir teklif ve biz de ve hatta Kırım'da yaşayan biz vatandaşlarımız da bunun devamını ve sonucunu sabırsızlıkla bekleyler. Sizge söyle bir sualim olacak. Acaba böyle bir isteknin, müracaatının gerçekleşmesi ne kadar gerçek sizce? Bilesin İsmail Bey Gasparalı bize hep umut vaat eden bir yolbaşçımız. O yüzden inandığımız bir dava varsa, tek başına da olsa çalışanız dep bize tavsiyede bulunan bir yolbaşçımız. Ve Türkiye'de de İsmail Bey Gasparalı'nın, Türk dünyasında da İsmail Bey Gasparalı'nın çok ama çok sevildiğini bilmenizi isterim. Onun ortaya koyduğu fikirlerin herkes tarafından yaşatılmak istendiğini bilmenizi isterim. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken Atatürk'ün güzel bir ifadesi vardır. Der ki benim biyolojik olarak babam Ali Rıza Efendi'dir. Ama fikir babamlarının bir tanesi İsmail Bey Gasparalı'dır der. Bu bilginin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade olarak Atatürk'te var olması bize ayrı bir umut kaynağı. Bu nedenle de Türkiye'de özellikle 20 yıl içerisinde 30 olan üniversite sayısı bugün 200'lere kadar geldi. Her ilde bir üniversite var. Ama İsmail Bey Gasparalı gibi Türk dünyasını kucaklayan, usulü cedid gibi yeni bir öğretim yöntemini dünyaya kazandıran bir rol modelin, bir yolbaşçının olması tabii ki bizim için çok önemli. Biz de hem üniversitelerde çalışan akademisyenler olarak, hem derneklerde, vakıflarda çalışan birileri olarak bu konuda Cumhurbaşkanı'na, bu konuda diğer YÖKKE ve Milli Eğitim Bakanı'na KOP istediklerimizi aytamız ve olmasını isteyimiz. Olur ise İsmail Bey Gasparalı hem Türkiye'nin, hem Kırım'ın, hem de Türk dünyasının gerçek anlamda kucaklayacağı bir üniversite olur. İnşallah, inşallah böyle aytkanınız olur ve biz bunun neticesini sabırsızlıkla bekleyimiz. Enver Bey, bugün bizim musafırımız olganınız için, bizge dikkat, vaktinizni, en muhimini ayırganınız için can yürekten teşekkürler bildirem ve inanam, sizin böyle kırışkeniniz, elinizge alganınız bütün işler daima muvaffakiyetli olacak. İstegeniniz gibi, planlaganınız gibi olacak ve men eminim biz daha çok konuşurmuz, daha konuşulacak çok mevzularımız var. Çok sağ olunuz. Ben de sizlerge çok teşekkür ederim.
kum kırımdan bu yer getirse kapımız açık, bilsinler istiymen. Bu yerde bizlere tapsınlar istiymen ve onlara canı gönülden çok selam aytaman. Çok sağ olunuz. Meni seolarının adından aleyküm selam aytam ve sizlerge tekrar muvaffakiyetler tileyim.